tasarımcı dayı, tasarımcı dayı. Evet, bu da oldu. Daha $500,000 satılan GIF'i hazmedememişken bir JPEG dosyası $69.3 million satıldı. Bakın dolar diyor. Hani Türk lirasına falan çevirecek olursanız 521 milyon lira yapıyor. Bu arada bunun küsuratıyla hayatı değişir adamın. Amerikalı ünlü sanatçı Beeple'ın 2007 yılından bu yana ürettiği eserlerinin dijital çizimi bu fiyata satılan. Ve tabii dijital bir eserin satılabildiği en yüksek rakama satıldı şu ana kadar. Şimdi dedim ya, geçenlerde $500,000 GIF satıldı. Twitter'ın CEO'su ilk tweetini sattı falan. Ve daha nereye çıkabilir onu da merak ediyorum doğrusu. Bu Beeple'ın eseri Günlükler İlk 5000 Gün adıyla satışa konuyor. Ve şu ana kadar satılan en pahalı dijital eser olarak rekorlara geçiyor. Şimdi açık arttırma $100'la başlıyor. Düşünsenize, $100'dan $69 million kadar çıkıyor. Şimdi $100'la başlamış. 1 saatte 180 tane teklif gelmiş. Açık arttırmanın bitmesine yakın en yüksek teklif 30 milyonun altındaymış. Yani sanki düşükmüş gibi söyledim gerçi şimdi. Ama teklifler gelmeye devam etmiş. Oradan buradan teklif derken bir anda ortalık kızışmış. Sanki oradaymış gibi anlattım ha. Açık arttırma 2 dakika daha uzatmışlar. Ve 69 milyonun üzerine çıkmış. Peki açık arttırma sırasında nasıl olaylar gelişti? Ne oldu da son dakikada 69 milyona kadar fırladı? Gelin görelim. Evet, şimdi müzayedemizin en değerli eserlerinden biri. Beeple'ın Günlükler eseri için açık arttırmayı $100'la başlatıyor. Halil, bak şimdi bir görsel için ne kadar verecekler? Şaşarsın. Çok acayip paralar dönüyor ya. Evet, son teklif $68 million. Var mı arttıran? Evet, başka teklif yoksa satıyorum. 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 Bak gördün mü Halil? Adam 3-5 görsel için $68 million veriyor. Ulan ne gerizekalılar var ya. Evet, son anda arkadan bir beyefendi el kaldırdı. $69 million çıkardı. Sattım. Abi elini kaldırdın ya, sana sattılar. Halil, biliyor musun, bu keskin zekan bazen beni korkutuyor. Yardım et de şu kolumu indireyim, kilitlendi herhalde. Pardon, biz bunu taksit yapabiliyor muyuz? Gerçi taksit yapsan olacak. Atom parçacığına bölse ödeyemem ben bu borcu. Şakası bir yana, bu sanatçı gerçekten değerli bir sanatçı. Daha önce Amerikalı birçok pop yıldızıyla işbirliklerine imza atmış bir sanatçı ve satılan bu eserden iki tanesini sağıma soluma koyacağım şimdi, göreceksiniz. Gerçekten de güzel çalışmalar. 69 milyon değerine değer mi değmez mi, orasını siz yorumlarda yazarsınız. Hem taze olaylar hem de tasarımcıya yakışır olaylar olduğu için bunları sizinle paylaşıyorum. Bakalım bu gözler daha neler görecek? Daha ne kadar artacak? Kim bilir, belki 2 gün sonra $1 milyar satıldı falan diye. Yeni haberlerle karşılaşabiliriz yani. Bu kısa ama eğlenceli hafta sonu videoma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gerçekten şaka mı yapıyorsun? Ben burada çıkmasam olur mu? Olmaz. Bu videomuzun sırrını açıklıyorum. Yorumunuzun başına veya sonuna bu emojiyi kullanırsanız bu videonun da sonuna kadar izlemiş olanları böyle anlamış olacağız. Yok ben emojiyi bulamıyorum falan diyorsanız emoji olmak zorunda da değil. NFT de yazabilirsiniz. Sen buraya kadar izliyorsun ya böyle sonuna kadar. Videoyu israf etmeden buraya kadar geliyorsun ya, tebrik ederim. O zaman yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak güzel dostum. Hayda, burada muhabbet koyu demleceği. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.